Ayşegül Hikayelerinin son versiyonu Ayşegül Atölye'de, Dıya Aşkına burada ve sizlerle. Hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp zil sesini tümü için açarsanız yeni yayınlanan videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Ve serimizin sonuncusu oyun evimizin mutfağı videosuna başladık. Şu anda ev yasını yapıyorum. Bir selpak mendil kutusunu evyeye dönüştürdüm. Yine elimizde olan malzemeleri kullanıyoruz. Bunlar yine benim takı kursumdan kalan boncuklar. Taktığım şey de çivi diyoruz biz takı tasarımda. Küpeler için, kuleler için kullanılıyor ama burada başka bir amaçla kullandım. Bunları bilin bakalım ne? Kot pantolon düğmesi. Yani neymiş? Kot pantolonların düğmeleri de işe yarıyormuş. Atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Burada ocağımızın gözleri olacak bunlar. Silikonla o yaptığım şeyi biraz köpüğümsü bir malzeme. Silikonda sıcak olduğu için onu birazcık yer açıyor ve yapıştırıyorum. Çok güzel bir ocağımız oldu. Evde olan malzemelerle sizler de başka fikirler üretebilirsiniz. Mesela o ocağın yerine benim yaptığım değil de normal düğmeler de kullanılabilir. Siz nasıl tercih ederseniz. Belki bana fikir verebilirsiniz. Yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Yine oraya bir kulp yapacağım. Düğmeyle. Elimde bir düğme vardı. Onu bir kulp yapacağım. Bu da çekmece kulpları. Yine aynı düğmeden. Biraz modern bir mutfağımız olacak. Gördüğünüz gibi çok şık bir mutfak evyesi oldu. Evet, yine gördüğünüz gibi boncuklarım yine sahnede. Bu neye dönüşecek? Ben çok beğendim bunu. Bakalım siz beğenecek misiniz? Böyle bunu açıkçası çok bir yerde görmedim ama zınk diye aklıma geldi. Boncukları araştırırken dedim bu neden bir musluk olmasın? Evet, bu bir musluk. Çok da otantik oldu. Biraz modern mutfağa yakışmadı ama olsun, fikirdir. Siz evinizde belki ona uygun ya da elinizde uygun şeyler vardır, yaparsınız. Videoların amacı zaten fikir vermek ve neyi nereye nasıl kullanabileceğimizi görmek. Evet, bir ilaç kutusu görüyorsunuz ve bir telefondan kalan, arta kalan karton. Bu ne oldu? Bir buzdolabı. Evet. Yine süt kutusu. Süt kutusuyla da mutfağımızın rafını yapıyoruz. Evet. Buraya siz bant değil, koli bantı değil de silikonla da piritle de yapıştırabilirsiniz. Bu ara rafını yapacağız.
onun için. Benim yapmamı istediğiniz videolar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Evet, mutfağımızın rafını da yerleştiriyoruz. İşte. Sıra geldi mutfağın diğer eşyalarını yapmaya. Bu bakalım neye dönüşecek? Yine küçük karton parçalarıyla. Küçük minik bir masaya dönüşecek. Boyadığımız zaman gofrete benziyor biraz. Hayır, o gofret değil. O karton. Açıkçası boyadıktan sonra daha çok benzedi. Tam bir çikolatalı gofret. Ama onun işlevi başka. Barbinizi alacaksınız, onun üstüne oturtacaksınız. Mutfağımız hazır ve diğer odalar ve sonunda oyun evi bitti. Mutlu son diyebilirim benim açımdan. Ben çok beğendim. Ya siz? Bir yatak odası. Çok şık. Çok süslü, çok kokoş, bir banyo, çok doğal ve bir oturma odası, çok rustik, bir mutfak, çok modern. Bütün hepsini bir araya toplamış bir oyun evi. Harika oldu bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna tıklayıp tümünü işaretlemeniz gerekiyor. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bu çıkan diğer videolarımı da tıklarsanız çok güzel şeyler göreceğinizden emin olabilirsiniz.